sunum paylaşılmıştı. Orada eskiden önceden yapmış olduğumuz sunumların şeyi de vardı. Adı nedir? Görüntüleri de vardı. İnşallah oraya bakılmıştır. Çünkü diğer türlü ben ona binaen bu şekilde şey yaptım. Yani orada görülmüştür. Ondan sonra burada devamını yaparız. Sorular, soru cevap şeklinde devam ederiz diye ümit ediyorum açıkçası. Ama her halükarda ben şöyle bir şimdiye kadarki sorulan sorular ışığında birkaç cevapla başlamak istiyorum. Neredeydi o? Şuraya konmuştu. Evet, paylaşımı açtım abi size. Eğer paylaşmayı eklersen. Tamamdır. Şey yapıyoruz. Ekranı paylaşayım. Sıkıntı olmaması lazım. Şu. Evet. Evet abi görüyoruz. Buyurun. Bana gelen birkaç soru vardı. Bu sorulara ben hızlıca cevap vereyim. Çünkü bu arkadaşlarımızı şey yapmamış oluruz. En azından bekletmemiş oluruz. Daha çok şeye geçiyorum. Ekran çok kalabalık. Onu bir toparlamam lazım önce. Orta lise, üniversite geçiş. Bizim konumuz üniversite geçişle alakalı. Lise ve ondan sonra üniversiteye geçişle alakalı konumuz şu anki görüşeceğimiz. Bu bağlamda birkaç soru vardı. Haziran ortası Temmuz gibi inşallah Hollanda'da olacak bir üniversiteli için adımlar nelerdir? Tercih başvuruları vesaire gibi kritik noktalar diye. Ben ilk etapta yani bu konuyla alakalı eğer dil altyapısı var ise Hollandaca dil altyapısı var ise birazdan birkaç site paylaşacağım sizinle. Link. Siteyi de göstereceğim zaten. O siteler üzerinden Hollanda'daki tüm üniversite ve akademik seviyede yani burada HBO diye geçiyor. Hochschulberufsonderwijs. Türkiye'nin 4 yıllık üniversitesi durumunda. Onun üzerine de master seviyesinde eğitim var. 2 ya da 3 senelik olabiliyor. O seviyedeki eğitimlerin tamamının bir nevi mezzedildiği bir platform var. Orayı göstereceğim inşallah. Şimdi Türkiye'de Temmuz ortası, Haziran ortası, Temmuz gibi geldiyse bir arkadaşımızın buradaki yapması gereken ilk etaptaki şey eğer İngilizce eğitimi görmek istiyor ise birazdan o site üzerinden o eğitim veren okullara bakabiliriz. Ama şöyle bir durum var. Hollanda'da 1 Mayıs öncesi yani önümüzdeki günlerde deadline var. 1 Mayıs öncesi okullara başvuruların yapılması gerekiyor. Bu başvuruları yaptıktan sonra başvuru yapılmıyor mu? Oluyor. Ama eğer bölüm dolduysa okul sizi reddedebiliyor, geri çevirebiliyor. Ama dolmadıysa şeyin Eylül'ün 1'ine kadar hatta Ekim'e kadar dahi başvuru yapma imkanınız var. Çünkü Ekim'de okul paralarını alıyorlar. Eğitim ücretlerini. O ücretler ödenesiye kadar belki başlama şeyiniz olabiliyor. Ben şimdi size bir site paylaşayım. Şunu tekrardan şey yapmam lazım. Şimdi. Şey. Zannedersem şu an görülüyordur herhalde. Üzerine tıkladığımız site. Evet abi. Studieköze aintraderi.nl studieköze123.nl Bu siteye girip Hollanda'daki tüm eğitimlerin HBO, üniversite eğitimlerinin Abi bilgilerini seste bir yankı var ama. değil mi? Ben iki Evet. tane bak. Acaba başka birisi bir şey yaptı. Az önce yoktu değil mi? Bir saniye Şimdi metrede. oldu. Evet tamam başka bir arkadaş açmış ondan yankı. Tamam kapattım. Şu an Buyurun. oldu değil mi? Evet şu an güzel. Tamam. Yoksa kulaklığı takmam lazım. Şimdi bu siteye girdiğiniz zaman arkadaşlar menü üzerinden Oplaiding'e diye yazabiliyorsunuz. Bu bölümler demek. Eğitim bölümleri. Oraya girdiğiniz zaman eğer Hollanda'da şeyiniz varsa yani biraz diyelim fen lisesi bitirdiniz Türkiye'den. Fen lisesi bitirdiğiniz zaman buradaki TÜBİTAK bölüm Natürün Teknik mesela. Natür en Teknik. Hollanda'da birkaç şey var. Onunla alakalı bilmiyorum ön şeylerde bilgi verildi mi size de. Olmazsa onunla alakalı biraz daha hızlı bir şekilde bilgi vermeye çalışırım size inşallah. Mesela Natürün Teknik deyince Türkiye'de fen lisesi bitirmiş.
bir arkadaşımızın, hatta Natürün Hızontayt'ta oluyor. Bir nevi altyapısının hazır olmuş olduğu şey, bir rota diyelim. Oraya bastığınız zaman, tabii burada bir de üst tarafta şeyler görüyorsunuz. HAFO, FEVIO, MBO4 diye. Bizim arkadaşlar, Türkiye'den gelen arkadaşların genellikle çoğu HAFO. Yani buradaki HAFO var, FEVIO var. HAFO'yu bir nevi Anadolu Lisesi'yle de kıyaslayabilirsiniz. FEVIO'yu Fen Lisesi'yle de kıyaslayabilirsiniz. Ama genel itibariyle liselerin seviyesi burada HAFO olarak gözüküyor. Ama Fen Lisesi'ni yaptıysanız FEVIO diye de şey yapıp üniversiteli bir görüşme yapmanız gerekebilir. Diyelim HAFO diyelim. Ondan sonra aşağıya doğru indiğiniz zaman farklı farklı şeyleri, eğitimleri görebiliyorsunuz. Bunu tabii Hollandaca bir site. Belki bunu İngilizceye çevirmeniz gerekebilir eğer ilk geldiyseniz Hollanda'ya. Ve burada detaylı bir şekilde bilgi alabiliyorsunuz. Mesela engineering var. Engineering'e girdiğimiz zaman yine aynı şekilde Hollandaca çevirmeniz gerekebilecek. Burada hangi bilgileri görüyorsunuz? Bakayım şu yüklemedi galiba. Open Offering açıldı mı? Dün vardı, bugün yok. Her neyse. Mesela burada şeylerin hangi şeylerle buraya girebileceğiniz, altyapıyla girebileceğinizi gösteriyor. Zaten seçmiştik. Hayret, bu dün vardı. Fontis, o yüzden olsa gerek. Yani bu site arkadaşlar Zürich Özü Eindhoven'dir. Ben bunu göstermek için şey yaptım açıkçası. Ondan sonra eğer isterseniz seçme şeyinizi birazcık daha belirleyebiliyorsunuz, filtreleyebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki Nijmegen civarında oturuyorsanız oraya tıklayıp ona göre buradaki üniversiteler şeye çıkıyor, yani imkan olarak çıkıyorlar. Ondan sonra üniversitelerden birkaç tane üniversite varsa orada zaten Han var. Han'ı seçiyorsunuz. Full time yapmak istiyorsunuz. Dual mı, delta time mi? Dual'da çalışaraktan yapmak demek. Çalışıp işinizin olup okuduğunuz zaman ona dual diyorlar. Full time, part time, işte, full time, delta time, part time, onları biliyorsunuz. Ben tabii hedef kitleyi tam manasıyla şey bilemediğim için genel böyle konuşuyorum. Kusura bakmayın yani. Belki yeni gelen arkadaşlar vardır. Hollanda'ya yeni gelmiş olan arkadaşlar vardır. Hakkınızı helal edin. Biraz belki üst perdeden şey yapmış olabiliriz yani bunu anlatırken. Numerus fixus diye bir şey var arkadaşlar. Bunu bilmenizde de fayda var. Mesela numerus fixus da kısacası kurayla öğrenci alan eğitim bölümleri demek. Numerus fixus. Önceden loting diye geçiyordu. Loting de kura demek. Ama şu an tam kuraya bakılmıyor. Öğrencilerin motivasyonuna bakılıyor. Bir nevi okul gidişatına da bakıyorlar tabii, notlarına da, ama okullar, üniversiteler öğrenciyi alırken hangi bölümlere, mesela numerus fixus diye baktığımız zaman, bakın ya dediğimiz zaman 4 tane, çok fazla bir şey yok zaten. Bir bakıyoruz. Fizyoterapi, fizik şey, ne diyorlar ona? Fizik tedavi diye geçiyor herhalde bölümü. Fizyoterapi. Burada bir numerus fixus. Tuhkapostu psikoloji. Bu üniversitedeki psikoloji de şey, HBO seviyesindeki psikoloji de numerus fixus, yani kura ile alıyor. Montsorg yönde. Bu dişçilik dahil üniversitedeki bölüm de aynı şekilde, ama HBO'daki bölüm de. Bir de Medicine Help for Learning diye. Bu nerede kitabı? Nijmegen'deki mümkün olan bölümler. Bunu tabii biz Hollanda genelinde de yaptığımız zaman birazcık daha fazla olacak bu. Ümit Montsorg. abi, kusura bakmayın, burada bir şey yapayım. Şimdi bazı arkadaşlar ilk defa geldiği için dediğim gibi Bana biraz işte bir evet. üstten bir şey olmuş olabilir. İlk defa gelen arkadaşlar yani liseyi bitirdi, sonra bu siteye girip buradan bölüm mü seçecekler? Evet. Bu site arkadaşlar Hollanda'daki eğitimlerle alakalı bir nevi kaynak site. Onu söyleyeyim. Okey. Buradan Kullan. girip bölümü seçip detayları görecekler. Uyuyorsa seçecekler, değilse. Evet. Onunla alakalı da teknik bilgiyi vereyim istemiştim. Evet. Yani numerus fixus ne demektir? Arkadaşlar orada şey yapın, takılıp kalmasınlar. Bu kurayla seçim demek. Derseniz ben dille belirleyeyim. İngilizce eğitim görmek istiyorum. Onu da şey yapabilirsiniz. İngilizce bölüm 13 tane varmış mesela. Giriyorsunuz. O şekilde görüyorsunuz. Şimdi hocam, Taha hocam sizsiniz değil mi herhalde? Yok, ben Selim abi. Selim. Selim hocam. Taha Bey Burada isminde mı? Taha Bey arkadaş. rehberlikçi abimiz ama buradan bilmiyorum. Burada Evet. mı? Anladığım kadarıyla Yok herhalde. yok muymuş? Tamam. Yok herhalde abi. Katılma şey olacak diye şey yapmıştım. Her neyse, yani
Ben o zaman birazcık daha şey yapayım, basic almaya çalışayım. Evet, aynen abi. Daha basic. Sanırım arkadaşlar için de daha iyi olacak. İtirazı olan varsa hemen yazabilir arkadaşlar. Olur, Çok uğraş olmazsa yok. ek bilgi isteyebilir. Çünkü Tamamdır. bazı arkadaşlar kampta ilk defa geldiler. Hollanda'nın genel üniversite sistemi nasıl çalışıyor diye başlarsak ufacık bir giriş. Sonrasında detaylara, sorularla girebiliriz. Tamam inşallah. Ben o zaman şimdi burayı bir kapatıp bir şey açacağım inşallah. Hemen geliyorum. Bu arada arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hollanda'mız zenginleşti sizlerle. Mevlam muvaffak eylesin. Çünkü kolay bir süreç değil. Ben kendim de Türkiye'den sonradan geldim. Yani sonradan derken bayağı oluyor ben geleli de. 25 sene falan. Ama ilk geldiğimde 15-16 yaşlarındaydım. Yaş itibariyle belki benden o zaman geldiğimki yaştan belki büyüksünüz veya aynı yaştasınızdır ama bu süreci biliyorum yani. Sizin şu an içerisinde bulunduğunuz psikolojiye az çok en azından dille alakalı şeyi iyi tahmin edebiliyorum. O yüzden ama Allah'ın izniyle azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor arkadaşlar. Rabbim muvaffak eylesin. Yani ben kendim yapabildiğim şekilde değil de en azından birlikte hareket edilirse böyle bir paslaşaraktan, bilgi alışverişinde bulunaraktan inşallah kapılar açılır. Yeter ki ümit kesik olmasın. Ümitsizlik yok. Diyorum ben hemen benim şuradaki bilgileri toparlıyorum. Powerlifting'in. Evet. Şimdi işte. Evet. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde size şunu paylaşayım. Zannedersem gözüküyor Evet abi açıldı. herhalde. Şimdi ben size full ekran yapmam lazım. Full ekranda şuradan yapayım. Sevgili arkadaşlar, ben hızlıca bunları gören arkadaşlar varsa affetsinler. Çünkü gerçekten tekrardan bir şey yapmam gerektiğine inanıyorum. Hızlı bir şekilde geçmemiz. Eğitim sistemi arkadaşlar, burada 8 senelik 12 yaşına kadar ilköğretim, 12 ile 18 yaşına kadar orta lise eğitimi görüyorsunuz. Orta lisede o pembe gördüğünüz yerler arkadaşlar. FMBO meslek eğitimine hazırlar. VMBO diye gördüğünüz. HAFO Türkiye'deki bildiğimiz üniversite eğitimine hazırlar. Yani bir nevi lise seviyesidir. Anadolu Lisesi diye de adlandırıyoruz ama HAFO'yu bitiren bir öğrenci yaklaşık 17 yaşında olur. 17 yaşından sonra 4 senelik o HBO dediğimiz bachelor Türkiye'de de aynı İngilizce şey, aynı uluslararası bir şey. Bachelor eğitimini yapma hakkına kazanır ve 4 sene sürer o HBO dediğimiz bölüm. Onu bitiren ne olur? HBO'yu bitirdiğiniz zaman öğretmen olursunuz, mühendis olursunuz, fizyoterapist olursunuz, yani fizik tedavici olursunuz, diş teknisyeni olursunuz, dişçi değil, diş teknisyeni olursunuz, hemşire olabilirsiniz vesaire. Avukat olamazsınız ama ne olursunuz? Jurist diyorlar burada. Gene avukatlığın bir alt kademesi diyelim. Ne isim tam bilemiyorum şu an açıkçası. O olabiliyorsunuz. FVU dediğimiz bölümde akademik eğitime. Şöyle şey yapabiliriz. HAFO'da öğrencileri daha çok uygulama eğitimine, uzmanlık eğitimine yönlendirirler. FVU daha çok akademik seviyede araştırma ve geliştirme amaçlı bölümlerin okunacağı seviyeye getirir öğrencileri. O yüzden HBO dediğimiz şey daha çok uygulama, pratik ağırlıklı bir hem bölüm hem de çıktığınız zaman, oradan çıktığınız zaman bir mesleğin uzmanı oluyorsunuz. Ama VO dediğimiz Weights Kaplan Unterweis, yani FVO diye de geçiyor. FVO'nun üstü Weights Kaplan Unterweis üniversite diye geçiyor burada. Orada mezun, oradaki eğitimin içeriği daha çok gerçekten araştırma, geliştirme, uygulamaları düzeltme, yenileme amaçlı bir şey. HBO 4 sene dedim. HBO'nun da master'ı şu an var. 2 sene sürüyor. 2 sene, 3 sene. Daha çok 2 sene sürüyor HBO'da. Weights Kaplan Unterweis'te burası
Genellikle 4-5 sene sürüyor. Bunun içerisinde 3 senesi bachelor eğitim oluyor. Bates Kaplan Ondur. Ondan sonra master oluyor. Seçtiğiniz bölüme göre de bu süresi artıyor, azalıyor. Ama ortalama master ile beraber 5 sene Bates Kaplan Ondur. Bu VO dediğimiz bölümü yapıyorsunuz. Peki buradan geçerken diyelim bir arkadaşımız burada okuyor. Veyahut da böyle diyelim kısa. Önce buradan yola çıkalım. TAFU yapıyor bir öğrenci. 17 yaşına gelmiş son sınıfta. Üniversite giriş sınavı mı yapıyor? Üniversite giriş sınavı yok burada. Burada okul bitirme sınavları olur. Bu bütün seviyeler için geçerli. Bu FNB, bu pembe gördüğünüz bölümler arkadaşlar, pembe gördüğünüz bölümlerin hepsinin sonunda bitirme sınavları vardır ve ülkesel çapta yapılır. Türkiye'deki bir nevi üniversite giriş sınavları gibi düşünebilirsiniz. Ama o üniversiteye girmek için o tüm üniversitelere girme hakkınız olur. Yeter ki altyapınız hazır olsun. Altyapıyla alakalı da neden bahsediyorum? Sayısalcılar, sözelciler, eşit ağırlıklılar dediğim zaman anlarsınız. Burada da 4 tane birim var Hollanda'da. O birim eğer sizin yüksek okuldaki HBO veya da üniversitedeki gidebileceğiniz eğitimin kabul ettiği şey ise kulvar ise o zaman şey yapabiliyorsunuz, geçebiliyorsunuz o bölüme. Tekrardan az önce bahsettim. Bir de şey bölümler var. Kura ile alınan bölümler var. Kura'nın sebebi de çok başvuru olduğundan dolayı seçerek alıyorlar öğrencileri. Tabii orada farklı şeyler gündeme geliyor. Şeyiniz uysa bile, altyapınız uysa bile Kura'dan geçmeniz gerekiyor. Evet diyorum ve ilerliyoruz. Kısaca şöyle ben hızlıca geçeyim arkadaşlar. Bu sunumu zaten sizle ben paylaşırım. Paylaştıktan sonra da tekrar yavaşça gözden geçirirsiniz. Benim Türkiye'de liseyi bitirmiş arkadaşlarımız varsa, liseyi bitiren arkadaşlarımız şu HBO ve Üniversiteydi. En soldaki üst mavi HBO ve orayı şöyle hızlıca getirelim. 4 yıllık üniversite, bilimsel eğitim yüksek lisans yani diğeri de HBO ve Üniversiteydi. Sizin kilitlenmeniz gereken yerler burası. Eğer Türkiye'de liseyi bitirmiş iseniz. Çünkü siz alt tarafları, alt kademeleri tamamen bitirmiş oluyorsunuz. FVO'yu da, HAFO'yu da, MBO'yu da siz geride bırakmış oluyorsunuz. Peki HBO'ya girebilmek için ne yapmanız gerekiyor? Dediğim gibi az önce ilk başta bir site gösterdim. Veyahut da Türkiye'de herhangi bir hedefiniz vardı. Diyelim ben mühendislik inşaat mühendisliği okumak istiyorum mesela deseniz veyahut da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum diye öyle bir hayaliniz var idiyse ilk etapta bunun tabii Hollandaca mı İngilizce mi? Genellikle HBO seviyesindeki eğitimler arkadaşlar Hollanda'da HBO Hollandaca olur. Onun için bir Hollandaca altyapınızın oluşması gerekiyor ve bu da Hollanda'da çok yerde dil kursları var. Eğer kampta kalıyorsanız tabii online olan kurslar da var. Yani bizim arkadaşların Hakan Akkaş Bey belki duymuşsunuzdur ismini. Kendisinin başlattığı kurs silsilesi var. O olabilir. Ama genellikle devlet bütçe sunuyor belli bir süre sonra. Özellikle oturum hakkı kazandıktan sonra güzel bir bütçe de sunduğunu biliyorum. Bu vesileyle hızlandırılmış kurslar var, dil kursları var. Oraya gidip dilinizin B2 seviyesine gelmesi gerekiyor Hollandaca'nın. Tabii bu ülkesel çaptaki bir seviye. Başvurmuş olduğunuz üniversiteler arkadaşlar kendi bünyelerinde de dil kursu ve dil testleri öğrenci kabulü kendi bünyelerinde kabul edebilmek için dil sınavları tertip ediyorlar. Ben ilk geldiğimde de böyle bir şeye girmiştim. Rotterdam'da okumuştum ben HBO'da, Rotterdam'da. Girerken oranın şeyine girdim. Dil sınavına girdim. Kurslarını takip ettim. Dil sınavına girdim. Orayı aldım, okula başladım. Ama ülkesel bir de NTTV diye bir farklı bir ülkesel tertip edilen sınav var. Onu tüm üniversiteler kabul ediyor. Ondan birkaç şeyi alamamıştım mesela. Ama HBO'nunkini üniversitenin kendi sınavını almıştım. O yüzden kabul etmişlerdi beni. Lise diplomam olduğu için. Bu şekilde hani üniversiteye nasıl başlarım? Ben diplomam var Türkiye'den diye düşündüğünüz zaman bir, dil konusunu gerçekten iyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. İki, bölümle alakalı hedefiniz var ise, belirli ise
hangi üniversitelerde bu bölümler var? Ve bu bölümlerin eğer İngilizceniz iyiyse, altyapınız iyiyse İngilizce versiyonu var mı? Onu da ilk baştaki gösterdiğim siteden filtreleyip şey yapabilirsiniz, seçebilirsiniz. İngilizcesi de var. Seçtiğiniz bölümde HBO da var. Ama şöyle bir şartta koşabilir üniversite HBO. Tamam sizin İngilizceniz var ama bazı dersleri bizim Hollandaca vermemiz gerekiyor. O yüzden Hollandacanızın da belli bir seviyede olması gerekiyor diye şart koşabilirler. Bunu da başvurduğunuz üniversiteden veyahut da HBO'dan öğrenmeniz gerekir. Eğer İngilizceniz varsa zaten bu bilgiyle şey yapabilirsiniz, bu bilgiyi araştırabilirsiniz. Ama bazı eğitim bölümleri de var. Sadece İngilizce oluyor. Uluslararası bölümler oluyor. Mesela International Business gibi böyle. Orada hatta yabancı ülkelerden öğrenciler geliyorlar. O bölümü yapıp tekrar gitmek için ülkelerden. O şeylere de bakılabilir. O bölümlere de bakılabilir. Buraya kadar arkadaşlar sorusu olan var mı? Evet, ses açıp sorabiliriz arkadaşlar sorularınızı. Biraz interaktif olsun. Diğer türlü ben çok monoton olur. Sorular geldi abi de istiyorsanız onları sorayım mı ben size? Olur hocam. Hatta ben de şuradan bakabiliyorum galiba. Yok, ekstradan da soru geldi. Bir de O Akil zaman abinin attığı var. tamam Buradaki bir sorularla zahmet. başlayalım. Olur bir zahmet hocam. Türkiye'de iktisat bölümünün İngilizce hazırlıkta okuyor bir arkadaşımızın oğlu veya kızı. Buraya yazın gelecek inşallah. Buradaki eğitim nasıl olur? İkinci sınıfında okuyor değil mi? İktisat bölümünün İngilizce hazırlık. Daha başlamamış. Hazırlığı Hazırlık. okuyor. Daha hiçbir bachelor'a başlamamış. Tamam. Yani buraya geldiği zaman hazırlıkta okusa bile burayı tekrardan baştan alma durumu vardır. İngilizce bölümüydü değil mi? Evet. İngilizce İngilizce kitap. bölüm. Şimdi iktisat okuyor ise politik daha doğrusu üstü yüz yönü şeklinde düşünüyorum da burayı iktisatla burası tam manasıyla örtüşmeyebiliyor. O yüzden buraya geldiği zaman ona yakın, ona uygun olan bir bölümü gerçekten filtreleyip gözden geçirip tekrardan İngilizce mi, Hollandaca mı eğitim yapmak istediğinde tekrardan gözden geçirip az önceki bahsettiğim ona binaen bir üniversiteye buradaki HBO seviyesinde başvurması gerekir. Başvurup kabulü görmesi gerekiyor, kabul beklemesi gerekiyor. Onunla alakalı eğer okul derse biz Hollandacanın da olmasını istiyoruz. Veyahut da o bölüm İngilizce verilmiyor ise Hollanda'da şey yapması gerekiyor. Hollandaca altyapısını hazırlaması gerekiyor. Yaş olarak o zaman herhalde 17-18 yaşları diye düşünüyorum. 18-19 olabilir. 18-18, 18-19. evet. Yani buraya geldiği zaman sıfırdan bir süreci başlayacak gibi düşünmesi lazım. Okay. İkinci soru. Merhaba hocam. Oğlum Türkiye'de İngilizce bilgisayar mühendisi ikinci sınıfta okuyor. Hazırlık sınıfını geçti. Okumadı. Geçen ay Amsterdam Fry Üniversitesi bilgisayar mühendisi ön kabul aldı. Şu an IELTS sınavına hazırlığında. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Genellikle dil bir barajdır yani. Dil sınavı ile alakalı barajı geçtiyse, ön kaydı da aldıysa, ön kaydın şartı da zaten dil barajını aşmaktır. Öyle söyleyeyim. Oradaki en önemli mesele üniversiteyle irtibat halindeler anladığım kadarıyla. Eğer Vrije Universiteit Hollandacası ile alakalı herhangi bir şart koşmuyor ise geldiği zaman Allah'ın izniyle birinci sınıftan başlatırlar. Ama Hollandaca şartı koşarlarsa onunla alakalı tekrardan bir dil öğrenme sürecini başlatması gerekir arkadaşımızın. Okay. Hocam merhaba. Her üniversite için OBP puanı çok önemli mi? OBP derken onu Ben bilmiyorum. Orta şöyle öğretim başarı söyleyeyim. puan, orta öğretim başarı puanı olabilir. Öyle, evet, oraya Evet, geliyordu öyle. herhalde. Evet. Evet, güzel. Şöyle, eskiden öyleydi. Ama şu an değil. Çünkü eskiden öğrencinin cum laude diye bir şey var. Burada tüm ortalaması 8 oluyor. Diploma notu 8 oluyor. Öyle bir öğrenci her istediği okula elini kolunu sallayarak girebiliyordu. Bu dişçilik olsun, tıp olsun, hangisi olursa. Ama şu an eşit hakları vermek için öğrenciler bir de diskriminasyon şey olmasın diye, ayrımcılık olmasın diye not yönüyle dediler ki CV'niz iyi olsun, motivasyonunuz iyi olsun ve üniversitelere de hak verdiler. Öğrencileri elenme ile alakalı, seçme ile alakalı sınav tertip edebilirsiniz diye. İki aşamalı sınavlar tertip ediliyor şu an. O şekilde oluyor. Yani o yüzden not ortalaması çok önemli değil ama o da aşağı yukarı bir şeyler gösteriyor. Öğrencinin girip giremeyeceği ile alakalı. Çünkü notlar şeyler ona göre ağır oluyor. Sınavlar, üniversitelerin hazırladıkları.
Okay. Şu anda Türkiye'de tıp fakültesinde okuyan üç arkadaşız. Üçümüzün de aile birleşimi onaylandı. Kısmetse yazın geleceğiz. Nasıl bir İnşallah. yol izlenmeli? Diplomalarımız fen lisesi diploması. Tamam. Eğer ya şöyle tıpla alakalı maalesef Hollanda çok şey kabul etmiyor. Denklik kabul etmiyor. O yüzden burada tekrardan başlayacak diye düşünün bir. İkincisi süreç olarak da az önceki bahsettiğim o kura sürecine maalesef girmeniz gerekecek. Çünkü şey kabul etmediği için yani siz birinci sınıftasınız, ikinci sınıftasınız, yatay geçiş şeyi yok. O yüzden sizin, çünkü ben bunu nereden biliyorum? Türkiye'den tıp bitirmiş kalp cerrahı abiler var. Şu an buradalar ve diyorlar ki sizin tekrardan tıp okumanız gerekiyor diyorlar. Onu kabul etmiyorlar yani. O yüzden ama şey değil arkadaşlar, sizin o almış olduğunuz altyapı burada sizi Allah'ın izniyle rahatlatır eğitim esnasında. Ama girişle alakalı biraz zorlamanız gerekebilir. Bunu söyleyeyim. İkinci olarak da tabii tıp burada Hollandacanın da iyi olması gereken bir bölüm. Çünkü malum sosyal bir yönü de var mesleğin. Orada insanlarla muhatap olabilmek için eğitim dilinin de belli bir seviyede olması gerekiyor. O yüzden dille alakalı da bir şey yapmanız gerekecektir diye düşünüyorum. Hocam bu konuşmadan master ve doktoradan bahsedecek misiniz? Hayır herhalde. Yok, çok bahsetmeyeceğim. Çünkü orası ayrı bir Evet, dünya. farklı bir kulvar. Kızım İstanbul Üniversitesi Hukuk 3. sınıfta okuyor. Seneye 4. sınıf ve okul bitecek. Bu yaz İnşallah. gelecekler inşallah. İngilizcesi ortanın biraz üstünde. Hollandaca yok. Burada hukuk devam edip avukat olmak istiyor. Nasıl yol izlenmeli? Son sınıfa gidip uzaktan eğitim alacak. İstanbul Hukuku bitirecek. Güzel. Yani şöyle, yani oradaki üniversiteyi bitirmesi her halükarda fayda eder. Yalnız Türkiye'deki hukukla buradaki hukuk farklı. Ve avukatlıkla alakalı burada belki şey olabilir yani buraya geldiği zaman diplomasının denkliğini aldığı zaman burada HBO seviyesinde bir denklik alır. Ama Türk üniversite yani gerçekten avukat olma şeyi olmaz burada. O elindeki diploma denkliği de. Bir de diplomasını aldıktan sonra burada iş ya görebilmesi için avukat olmadığı için farklı bir belki danışmanlık şeklinde bir şey yapabilir, bir görevi olabilir. Ama onunla alakalı da dil altyapısı olması gerekir. Yani hukuk biraz sıkıntılı bir bölüm açıkçası burada. Tıptan da alakalı açıkçası biraz öyle bahsettim ama hukuk tamamen çünkü Türkiye'deki Türk hukukuyla Hollanda hukuku farklılık arz ettiği için tekrardan yapılması gerekir diye maalesef şeyim var. Bununla alakalı da arkadaşlardan mağduriyet duyuyorum zaten. Evet. Hocam, ben sormuştum da soruyu, kusura Ha, bakmayın. buyurun, buyurun. 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 Peki, bitirdikten sonra yüksek lisansı yapabilir mi? Yüksek lisansı yapacağınız bölüme bağlı. Mesela uluslararası Ay, hukuk olabilir mi? hukukta devam edecek. Tamam. Mesela uluslararası hukuk İngilizce o şekliyle devam etme şey olabilir. Ama avukat olayım diye şey var ya Evet. avukatlıkla alakalı sıkıntı olabilir diye şey yapıyorum. Ama uluslararası hukuk okuyup kendisini farklı bir kulvarda şey yapabilir yani yetiştirebilir diplomasını bir nevi Türkiye'deki okumuş olduğu hukuku altyapı olarak değerlendirip burada devam etme şey olabilir. Ama uluslararası hukukunda şey yapılması lazım yani bir check etmek gerekiyor. Onunla alakalı şu an detaylı bilgi yok bende. Türkiye'deki birisi Hollanda'da uluslararası hukuk okuyabilir mi? Uluslararası hukuk olduğu için yani çok kabul görebileceğini tahmin ediyorum. Ama şeyim yok yani açıkçası. Yok, master yapanlar oldu abi. Hukuku Türkiye'de bitirip burada gelip master yapanlar. Ticaret hukuku veya da international law'da yapanlar oldu. Amsterdam'da. Bizim kimdi? Bir arkadaşımız var öyle. Belki onunla direkt irtibata da geçilebilir bu konuyla alakalı. Sitede Çünkü bir yazı da var bununla alakalı. IPN'de. Oraya bakabilir. Hukukta master yapan bir arkadaşın tecrübeleri diye oradan okuyabilir. Güzel. Onu paylaşma imkanınız varsa eğer bu chat üzerinde arkadaşlara Paylaşayım şey birazdan. belki mümkünse. Okey. Diğer sorumuz abi. Sosyal bilimler için de bir seçenek var mı yoksa o da mı Anadolu liseleri gibi mi? Sosyal bölümler için. Sosyal Mesela bilimler için. Ayrı bir lise türü var abi. Birazcık daha fen lisesinin
Tam tersi, orada da biraz daha sözel bölümler ağırlıklı. Türkiye'de. Evet. Güzel. Sözel bölümlerin burada Hollanda'da şeyi kolay. Girişi diyeyim. Ve Türkiye'de de şeyiniz varsa öyle bir sosyal bilimlere hazırlayan bir lise, bir bölüm bitirdiyseniz ekstradan bir şey getirisi olur. Ama teknik bir bölüm bitirmiş veyahut da fen lisesini bitirmiş bir arkadaşımız da burada sosyal bilimler sosyal akademiye gidebiliyor. Öyle geçiyor sosyal akademi diye. Mesela PDR bölümünü yapabiliyor. Burada Mass Public Work diye ve Social Work diye de geçiyor. Olabilir yani. Orada herhangi bir sıkıntı yok hocam sosyal bölümlerde. Sadece bahsettiğim HBO seviyesindeki sosyal bölümlerde. Ama üniversitedeki bölümlerle alakalı üniversiteler ek bir seviyede ders almış olmayı şart koşabilirler. Okay. Diğer soru. TR'de tıp bir okuyan birinin geçiş süreci nasıl oluyor? Demin söylediğiniz Az herhalde önce bu. arz ettim, evet. Evet. Dil seçimli üniversite var mı acaba? Dil yok bizde diye demiş. Dil seçimli Peki derken mesela İngilizce mi kastediyor herhalde? ya evet. Şöyle arkadaşlar o baştaki siteyi tekrardan paylaşma imkanı olur değil mi hocam şeyde Tabii ki açık şu chat'te. anda. Chat açık. Ben şöyle şey yapayım. Sistem dedik. Şu an gözüküyor değil mi hocam? Evet abi görünüyor. Ekran. Arkadaşlar bu site studiegözeintrodery.nl. Buraya girdiğiniz zaman şöyle alt taraflarda dili falan da seçebiliyorsunuz. Hem bölümleri, bölgeleri, üniversiteleri. Burada dili de seçtiğiniz zaman hangi üniversitelerde hangi bölümler İngilizce sunuluyor diye görebiliyorsunuz. Bu bilgi ışığında şey yapabilirsiniz. İngilizceniz var ise burayla irtibata geçebilirsiniz. Yok İngilizceniz yok ise zaten farklı dillerde olmuyor. Bir Hollandaca oluyor burada eğitim ve İngilizce. O zaman Hollandaca'ya ağırlık vermeniz gerekecek. İnşallah cevap olmuştur soruya. Tam şey yapamadım. Evet. Eğer cevap olmadıysa ses açıp sorabilir arkadaşlar. Olur. Bir zahmet. Herhalde ses kendine göre olmuş. Diğer soruya geçeyim abi. Hocam yeni gelen birisinin Hollandaca öncelik vermesi ve Hollandaca üniversite okuması için ne düşünüyorsunuz? Çoğunlukla gelen arkadaşlar İngilizcelerine öncelik vererek üniversitede İngilizce başlıyorlar. En azından benim karşılaştığım arkadaşlar böyle bir yol izlemişler. İngilizce mi Hollandaca mı? Evet. Arkadaşlar acizane eğer burada kalacak iseniz Hollanda'da yani yaşayacaksınız öyle bir şeyimiz var ise bence Hollandaca'yı ne şekilde olursa olsun bir ele almanız lazım diye düşünüyorum. Belli bir seviye getirmeniz lazım. Çünkü diyelim İngilizce imkanı sunan bir eğitim bitirseniz İngilizce okusanız dahi çalışsanız dahi Hollanda'da bulunuyorsunuz. Yani yarın çoluk çocuk olduğu zaman düşünelim. Hollandaca seviyenizin belli bir şeyde olması lazım. Diğer türlü vakit geçtikçe o şeyde zorlaşıyor. Biz bunu büyüklerimizde de görüyoruz. Kendi buraya gelen kendi akrabalarımızda falan. İlk etapta diyor ben çalışayım şey yapayım. Ondan sonra iş işten geçiyor. Tekrar dönüşü biraz zor oluyor. O yüzden Hollandaca'ya ne kadar erken başlarsanız Hollandaca biraz kaba bir dil. İngilizce gibi değil. O yüzden o dilin aşina olması da gerekiyor. Benim acizane tavsiyem Hollandaca'ya ağırlık verin derim. İngilizce zaten altyapınız varsa hızlandırılmış bir kursa şey yaparsınız. Toparlarsınız zaten Allah'ın izniyle. Okey. Hocam yukarıda tıp yazmışım. Demin tıpçı arkadaşların sorusu tekrar. Yani tam açıklayamamışım. Biz gelip bilgisayar mühendisliği okumayı düşünüyoruz tıpçılar. Okey. Yani şöyle burada Kodam diye falan da bir bölüm var. Gerçi diploma vermiyorlar oradan da. Tıp okuduysanız da burada bilgisayar mühendisliği okuma şeyiniz varsa programcılık o kapı açık ve şeyde rağbet gören de bir bölüm. Hatta hemen şuradan sizle beraber bir arayalım. Atıyorum diyelim. Şunları seçenekleri kapatalım. Müsaade var değil mi Tabii ki abi, tabii ki. hocam? Tabii ki. İşi yapmış olalım, pratik yapmış olalım. Şeyde ne var? Bilgisayar mühendisliği, IT mühendisliği olsun diyelim mesela. Öyle baktığınız zaman bir de İngilizce var mı ona da bakalım. Hollanda genelinde bakıyorum şu an arkadaşlar. Evet. Şu an gördüğüm şeyler arkadaşlar İngilizce eğitim veren ve IT üzerine olan. Mesela Security Engineering var.
Cyber Security var. Mesela şuraya bir girelim. Öylesine herhangi bir yere giriyorum. İnşallah bilgi vardı şu an. Şimdi bulamadık. Burada Hollanda bilgi var ama Tağlı Engels diyor. Mesela İngilizce veriyorlar bu bölümde. Yani eğer İngilizce altyapınız iyiyse arkadaşlar, Türkiye'den tıp okuyarak gelen arkadaşlarımız, IT bölümünde bir bölümü İngilizce okuma imkanınız daha hızlı bir şekilde bulabilirsiniz yani bu imkanı. Hocam neyse. Direkt computer science okuma ihtimalimiz vardır değil mi? Computer science derken ben bakıyorum, burada da girelim. Böyle bakıyorum. Bölüm olarak computer science. Hemen bakıyorum. Computer science and engineering de var. Computer science de var. Ona bakıyorum. Mesela bunlarda bunlar şurada gördüğünüz VO yazıyor hocam. VO yazıyor. Bir de HBO yazıyor. Bu VO olunca Türkiye'deki bakın master. Bu master zaten. Master'a bakmadan bachelor'a bakmak lazım. Şuraya bakacağız. Technical computer science. Computer science diyor. Buraya baktığımız zaman dili buranın da İngilizce aynı şekilde. Ve tersleri yarık 3 senelik English Talk'ı 3 senelik bachelor eğitimi var. Ondan sonra da master'ını yapıyorsunuz. İki tane bölüm az önce gördük zaten. Hocam var gibi gözüküyor şöyle bakınca. Çünkü İngilizce eğitim veriyorlar. Açık açık da belirtmişler. English Talk bachelor diye geçiyor. İngilizce bachelor eğitimi. Bu bir imkan. Ama İngilizce seviyenizi ilk etapta tespit etmek isterler. Yusuf Ziya, cevap oldu mu? Evet hocam oldu. Hocam bir de fen lisesi ile Anadolu Lisesi mezunu olmak arasında çok bir fark yok değil mi? Ya şöyle, Anadolu Lisesi, fen lisesinin burada önceden çok şeyi vardı bayağı bir fark ediyordu. Yapabileceğiniz bölümlere şey yaparken, hatta üniversiteler size biraz daha öncelik tanıyordu. Fakat şu an o çok kalmadı diye görüyorum. Ama her halükarda mesela diyelim HBO yazıyor ya şu ekranda görüyorsanız. Evet. HBO veyahut da üniversite. Belki bunların ikisine de bir başvurup üniversitenin kabul edebilmesi için fen lisesi belki şey olabilir. Yani bir vesile olabilir. O zaman direkt bir üst kulvardan başlamış olursunuz. O zaman akademik eğitime başlamış olursunuz. Ama diğer türlü HBO'lar sizi alırlar zaten şeyle, fen lisesiyle. Anladım hocam. Okey. Diğer soruya geçiyorum o zaman. Hocam FPO diplomasını aldıktan sonra tıp süreci nasıl ilerliyor? Hollandaca tweet alak değil mi? Evet sanırım. Ya. Evet. Öyle diyelim. Dil şey olmuş olsun. Ya, tıp süreci şöyle. Altyapınız varsa Türkiye'de diyelim yani liseyi bitirdiyseniz burada belki ek sınav şeyine tutabilirler siz. Az önce bahsettim. Türkiye'de lise mezunu birisini HBO'ya alırlar. Şuradaki gördüğünüz üst sol taraftaki ikinci HBO. Lise mezunu iseniz, fen lisesi dahil, Anadolu lisesi dahil, düz lise, HBO'ya girme hakkınız var. Üniversiteye girmek isterseniz üniversiteler ek sınava tabi tutabilirler sizi. Ama fen lisesi mesela olduğu zaman belki şey yapabilirler yani. Bu önceden yapıyorlardı ama şu an yapmadıklarını biliyorum. Seçtiğiniz bölüme göre bir denemekte fayda var. Tıp olduğu zaman bu süreç, tıp biraz daha ağır şeyleri var yani şartları var. Orada her halükarda bir Ocak öncesi, Ocağın 15'inde bu mesela tıpla alakalı somut bir bilgi. Bu tıp diyorum ama tüm loading'de kura ile girilen o numerus fixus diye yazılan bölümlerle alakalı 15 Ocak başvuru deadline'ı. Onu iyi şey yapmak lazım. Diyelim siz şimdi geldiniz ve Temmuz ayında Hollanda'ya geldiniz ve diyorsunuz ben önümüzdeki sene tıp için bir girişimde bulunacağım. O zaman önümüzdeki Ocak ayının 15'inden önce başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuruyla alakalı nasıl yapacağınızı da birazdan göstereceğim. Farklı bir site var onunla alakalı. O zaman deadline öncesinde yaptığınız için sizi sisteme alıyorlar. Geç kalırsanız tamamen hakkınız gidiyor. Bir, bunu yapmanız lazım. İki, ön bilgi alaraktan eğer üniversite sizin Türkiye'deki diplomanızda ek ders şey görmek istiyorsa yani seviyenizi tespit etmek istiyorsa sınava tabi tutabilirler. Bu İngilizce, Hollandaca, matematik
bildiğim kadarıyla fizik ve biyoloji dallarında sınava tabi şey yapabilirler, sizi tutabilirler. Okey, geçeyim mi diğer soruya? Üniversiteye, HBU'ya giden öğrenciye maddi olarak nasıl bir destek vardır, burs vesaire? Eğer oturum hakkınız olduysa arkadaşlar, 33 yaşından da küçük iseniz, çünkü yaş limiti 33, devletin sunmuş olduğu tüm imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Onunla alakalı da devlet kredi veriyor, eğitim kredisi. 4 sene boyunca istifade edebiliyorsunuz. Şey durumuna göre kredi ödemeniz gerekiyor. Geri borç olarak ödemeniz gerekiyor ama bir şart, bir farklı bir dalı var onun. Velinizin, ebeveyninizin gelir durumuna göre veyahut da diyelim mülteci olarak buraya geldiyseniz o zaman şey yapabiliyor, yani size ekstradan yaklaşık maksimum 415 euroluk bir aylık kredi haricinde bir burs size tanıyor. Burs hakkı tanıyor. Onu geri ödemenize gerek kalmıyor. Yeter ki 10 sene içerisinde eğitiminizi bitirebilirsiniz. Yani bu çok uçuk şeylerden bahsediyorum. Süreçten bahsediyorum da. Öyle bir şey var, kanuni şeyleri var. Normalde 4 senelik bir eğitim şeyiniz var. Ama uzar eder vesaire. Geri ödeme şartı 10 senenin üzerinde olursa o burs olarak verilen şeyi de ödemeniz gerekiyor. Ama diğer kısmı, kredi kısmını tamamen ödemeniz lazım herhalde. Yani ne kadarlık bir şeyden bahsediyoruz abi? Yani şöyle, ortalama. Ortalama yani gerçekten bir insanın şeyini karşılayabilecek bir şekilde bir 700-800 euroluk bir kredi. 400 euroluk da eğer şartlara uyuyorsa, gelir durumu, ailesinde bebeğinin durumu şey değilse ya da mülteci olarak geldiyse 400 küsur euroluk, 415 euroluk bir şey var. Burs imkanı. Kredi artı burs oluyor. Okey. Doğu kredisi hocam aynen nasıl oluyor? Detaylı bilgi alabileceğimiz site var mı? Şöyle bir hemen göstereyim arkadaşlar onlara. Tabii ki. Duo kredisi. Duo'nun sitesine birlikte girelim. Şöyle. Duo.nl arkadaşlar. Gözüküyor mu arkadaşlar? En ekran hala şey herhalde paylaşımda. Ben görüyorum ama arkadaşlar da görüyor herhalde. Sıkıntı, ses yok. Evet abi, buyurun. Tamam. Görüyoruz hocam. Okay. Tamamdır inşallah. Şöyle arkadaşlar, siz Duo kredisi derken zannedersem o şey burada yok diye biliyorum. Özel bir şey. Bizim yani mülteci durumunda olan arkadaşların alabileceği Duo kredisinden bahsediyorsanız o buradaki genel bilginin haricinde olan. Evet, o My MBFM sitesi, o ayrı aynı site. Evet. INDA'nın sitesinde olacak. Ya. Ama bu konuyla alakalı bilgiyi buradan şey yapabilirim, paylaşabilirim. Diyor, siz diyelim oturumu aldınız, önümüzdeki sene yani dille uğraşıyorsunuz ve dil seviniz belli bir yere geldi. Önümüzdeki Eylül'de başlayacaksınız diyelim. O zaman Haziran ayı gibi falan bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu işlemde ne? Diyor'un sitesine girip Health for Study, School Study. Finance yani. Okul için para diye şey yapıyorsunuz. Study financing demek arkadaşlar. Okul şey demek zaten. Okul finanse edilmesi. Bu arada şeylere de bakıyorum belki. Farklı bilgi olabilir. Diğer şeyle alakalı. Yok. Bunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar sonra başlıyor. Yani anfrage demek de başvuru demek. Siz HBO, MBO dahi var yani burada. MBO, HBO, üniversite seviyesinde bir eğitime başlıyorsanız, oturum hakkınız var ise ve 30 yaşından da genç iseniz o zaman bu şeyi başlatabiliyorsunuz, başvuru sürecini. Bununla alakalı şey var arkadaşlar, çok belki teknik, pratik bir bilgi de DiHiDey diye burada, Türkiye'de E-Devlet diye geçiyor herhalde. Bir nevi E-Devlet Hollanda'da olması gerekiyor. Burada da buna DiHiDey diyorlar, Digital ID yani. Onu aldıktan sonra tüm işlemlerinizi okul için finans işleridir, okula kayıt işleridir. Hep bu numarayla yapılıyor. DiHiDey ile yapılıyor. Oraya girdikten sonra da başvuru kendisini gösteriyor. Bununla alakalı başka detaylı ne şey yapabilirim? Başvuru esnasında kendinizle alakalı bilgileri giriyorsunuz artı. Ebeveyninizle alakalı eğer buradalarsa o bilgiyi giriyorsunuz. Eğer değillerse onların imkanlarının olup olmadığını belki ibraz etmeniz gerekebilir.
Ama iltica ettiyseniz o bilgi zaten dünyaya yeter. Size tüm şeyi verirler. 415 euroluk o bursu. Artı seçeceğiniz şey. Bir de şey var arkadaşlar. Şu bilgiyi de vereyim. Varbe Stadt Alp diyor. Şimdi burada arkadaşlar. Tabi evet. Üniversiteye gidiyorsunuz. Alacağınız, devletten alacağınız DÜO kredisinin nelerden oluştuğu burada yazıyor. Anfülündebürs. Anfülündebürs demek öğrencinin ebeveyninin gelir durumuna göre avduş diyor. Bakın diyor, avduş demek olur, veliler demek. Onların durumuna göre devlet bunu şey yapıyor. Az önce de bahsettim. Maksimum hakkı 415 euro. Bu bir. İkincisi Student Rice Product yani OFEI. Ulaşım OFEI. masrafları. Ulaşım masrafları. Evet. Bu da toplu taşıma ulaşım masrafları. Hafta içerisinde sizi bedavadan Hollanda genelinde tüm şeyden istifade edebiliyorsunuz. Hafta sonunda indirimli oluyorsunuz ki. Bu bir. Bu bütün öğrenciler alabiliyor. Bununla alakalı bir geri ödeme şeyiniz olmuyor okulu bitirememe durumunda. Leaning arkadaşlar. Leaning demek kredi yani. Bunu geri ödemeniz gerekiyor. Cüzi bir miktarda da şey var bunun. Rente diyor. Rente demek de faiz demek. Cüzi bir faiz şey oranı var. Ama geri ödeme şeyiniz hemen olmuyor. Okulunuzu bitirdikten sonra 2 sene falan herhangi bir şeyiniz olmuyor. Ondan sonra ödemeyle alakalı bir şeyinizin olması, takvim yapmanız gerekir. O da gelir durumunuza göre cüzi veyahut da normal bir gelir durumunuza göre bir ödeme şeyi oluyor. Miktar belirleniyor. Artı bir de kolej kredi var arkadaşlar. Bunlar hep seçenek. Yani isterseniz leasing alabiliyorsunuz. Yani kredi alabiliyorsunuz. İsterseniz college kredi onu alabiliyorsunuz. Bu college kreditin özelliği de arkadaşlar direkt DÜO'dan okula para ödeniyor. Okul masrafı direkt ödeniyor. Normalde diğerleri sizin hesabınıza geliyor. Ama college kredi olunca da direkt üniversitenin hesabına aktarılıyor o para. O da üniversitenin şeyi meblağı yıllık normal şartla da 2000 euro. 2000 küsür. Ama ilk sene devlet ilk seneyi yarıya indiriyor. 1000 küsür senelik bir şey var. 1000 küsür euroluk bir masrafı var. Birinci sınıfın. Ondan sonra 2000 küsür euro masrafı var. Her bir senenin. Tabi bunun içerisinde şey yok. Kitap masrafları vesaire yok. Şöyle düşünebilirsiniz. Belki 3000 euroluk bir yıllık okula gideriniz oluyor diye düşünebilirsiniz. Eğer HBO okuyor iseniz. Üniversite belki birazcık daha fazla olabilir bununla alakalı. Kitapların şeyinden dolayı. Evet, DÜO ile alakalı sadece bu bilgi herhalde yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa duyarız. Bizim aldığımız DÜO da farklı bir kredi. O DÜO'nun başka bir alanı. Dil kredisi 10 bin euroluk. Evet hocam, onunla O burada alakalı çok kullanılmıyor. malumatım yok benim. Evet. Evet, o burada kullanılmıyor. O sadece Hollandaca kurslara gidiyor. Ya Hollanda haricinde de belki şey olabilir hocam. Eğer bir kişi dili hızlı bir şekilde hallederse, diyelim HBO eğitimine de başlama imkanı var. O DÜO'nun ayrı bir kredisi çıkıyor abi. Yani o Öyle mi? kredi değil, dil kredisi değil, ayrı bir krediyle gidiyor. Haklısınız. Ama o Hmm. bizim kullanacağımız 10 bin euro. Okey. Sadece kurslara giden bir kısım. Tamamdır hocam. Okey. Devam Başka bir edebiliriz. soru geçeyim istiyorsan. Buyurun. Ailemiz oturum almadı. Biz de Türkiye'deyiz hala. Üniversite başvurusu yapmalı mıyız? Aileniz oturum almadı. Büyük ihtimal buradalar, kamptalar. Anladım. Anladım. Yani şöyle düşünüyorum. Üniversite başvurusunu bence yapsanız olur. Ama sizin buraya gelip gelmeme şeyiniz kesin değil. Hani en azından başlama tarihinde gelip gelebileceğiniz kesin değil. Bir. İkincisi dille alakalı. Eğer üniversite diyelim İngilizceniz iyi. Seçtiğiniz bölümde İngilizce. O olsa bile şu olabilir. Başvuru yaparsınız. Aile birleşim sürecini beklersiniz. Olmazsa, gecikirse üniversiteye bir maille güzel bir şekilde izah edip önümüzdeki sene veyahut da sene ortasında başlama imkanımız var mı diye bir şeyde bulunabilirsiniz. Okey. Bir diğer soru abi. Hocam Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi diplomam var. Ayrıyeten de Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler diplomam var. Hukuk için burada denklik konusunda falan sıkıntılar olduğunu, çok geçerli olmadığını söylediler. Hukuk devletler özgü olduğu için. Sizin ne önerirsiniz? Nasıl bir yol izlemeliyim? Uluslararası İlişkiler bölümünden denklik alıp direkt çalışabilir miyim? Yani arkadaş soru içerisinde cevabına şey yapmış aslında. Evet. Maşallah.
Benim tavsiyem de o yönde olur. Bir de az önce bahsettiniz ya, arkadaşla belki irtibatlandırma şey olabilirse, master yapmış olan hukuk bitirdikten Evet. sonra dediniz ya. Ben ona Belki o bir arkadaş. link olarak attım. Oradaki forum kısmı, altta chat kısmı var. Oraya yazarsanız da arkadaş soruları yanıtlar. İnşallah. Hocam uluslararası ilişkiler bölümü için peki ne düşünüyorsunuz? Direkt denk kalıp çalışma imkanı olabilir mi o konu hakkında? Yani şöyle, İngilizceniz iyi ise, denklik de alma imkanınız var ise, uluslararası hukukla alakalı. Çalışma imkanı burada şöyle, herhangi bir atama şeklinde olmuyor buradaki çalışma süreci. Gerçekten iş başvurusunda bulunaraktan, iş ilanlarını takip ederekten bir yere girip çalışabilirsiniz muhakkak. Yani Ama pardon Şey sözünü. olmayabilir yani. Bu belki de tam mesleğinizin denkliği olmayabilir yapacağınız iş. Şey uluslararası hukuk olarak değil de uluslararası ilişkiler için soruyorum. Anladım. Yani uluslararası ilişkilerle alakalı International Tracking diye burada bir bölüm de var. Aynı şekilde uluslararası ilişkiler oluyor. Oradan denkliği alırsanız aynı şeye geliyor. Bundan sonraki süreçte sizin işverenleri, şirketleri, uluslararası işlev gören şirketleri, onların iş ilanlarını takip edip başvuru yapmanız. Belki herhalde en pratiği, en kestirmesi bu olur. Yani benim tahminim çalışma imkanınız olur. Şöyle söyleyeyim, aynı şekilde uluslararası ilişkileri bitirmiş Türkiye'de ve burada iltica etmiş arkadaşlar vardı. Başvurdular. Mesela farklı bir şey ama Booking.com. Onlar da bir nevi biraz uluslararası çalışıyorlar düşününce. Orada işe başladı mesela arkadaş. Daha sonra bir proje şeyine geçti, bir proje kurumuna geçti. Dilini de geliştirdikten sonra. İmkanlar var. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Hocam, Rica ederim. Buyurun. denklikte veya okul kayıtta veya kabulde Türkiye'deki üniversitelerin öncelik hakkı var mı? Mesela şu üniversitenin için puan alarak giriyorsunuz Türkiye'de mesela. Anladım. Maalesef. Öncelik çok şey yok burada. Çünkü yani üniversiteler, Hollanda üniversiteleri biliyorsunuz yani kıyaslayınca yani ilk yüze giren çok üniversite var Hollanda içerisinde, Hollanda üniversitelerinde. Bizim Türkiye'deki üniversitelerin seviyesi o şeyde değil diye biliyorum maalesef. O yüzden çok öncelik tanınmıyor diye biliyorum. Hocam peki bir şey daha sormak istiyorum. Sizce mesela burada ben şimdi Türkiye'den işte iki üniversite bitirdim. Tekrar burada üniversite okumam mı sizce? Başka bir bölüm ya da başka bir şey okumam mı daha mantıklı olur? Yoksa bu diplomalar üzerinden bir şey yapmaya çalışmam mı daha mantıklı olur? Benim yani okuma derken Hollanda'da tekrardan bir üniversite okuma diyorsunuz değil mi? Yoksa Kusura bakmayın, sesleri ben kısıyorum. Çok şey olduğu öyle için mi? tekrar Özür. açar mısınız? Evet Abla, ha hocam, tamam. Hollanda'da daha 3 ay önce geldim. Şu an daha dil falan öğrenmem gerekiyor zaten. Evet, anladım. Şöyle iki süreci de aynı şekilde yani iki süreç derken her halükarda mevcut olan denklikle bir iş imkanına bakmanız makul. Her halükarda en azından o işe yaramadığını görürsünüz. İkincisi de onu görürseniz, yaramadığını görürseniz imkanları değerlendirip hangi bölüm yapabileceğinizi şey yapabilirsiniz. Ama 3 aydır buradaysanız tabii dille alakalı da belki bir çalışma yapmanız da gerekir. Bu biraz şey yani şahsa bakan ve vakit itibariyle eğer derseniz ben burada Hollanda'da da bir üniversite bitirmek istiyorum. En azından altyapım şey olsun diye. O sizin bileceğiniz tabii bir iş. Buna benzer bir arkadaşım var benim de. Türkiye'de kamu hukuku farklı bölümler bitirmiş. Birkaç bölüm bitirdiydi o da. Her halükarda uluslararası şeyini bitirmiş. Uluslararası ilişkileri bitirip gelip burada kendisi de ayrıyeten üniversite sürecine girmişti. Tekrardan eğitim görüyordu yani. Kendisini geliştirmeyle alakalı onun farklı bir şey vardı gerçi de. Ama çalışıyor şu an mesela aynı zamanda da. Türkiye'den aldığı diplomalarıyla. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Tamamdır. Diğer soruya geçeyim. Normalde 4'te bitirecektik ama sorular var. Önümüzde de başka seminer yok. Soruları Devam bitirdikten edelim sonra hocam. bitirebiliriz. Okey. Hocam deadline'larla ilgili kafamız çok karışık. Mesela IELTS'i yeterliliğim yok.
ön kabul mü almalıyım veya tercihi nasıl yapacağız? Yani gelmeden tercih yapabilir miyiz yoksa dönem kaybı mı yaşayacağız? Herhalde Türkiye'den bahsediyor. Evet. Yani bu spesifik bir soru. Şöyle dönem kaybı yaşama durumunda sene kaybı genellikle olur Hollanda'da. Yani dönemin başında gidemediğiniz zaman bazı bölümler Şubat ayında da alıyorlar öğrencileri ama genellikle Eylül'den Eylül'e diyeyim. O yüzden dönem başında kaçırdığınız zaman öyle bir şey var maalesef. Seçim nasıl yapacağız diye bir soru içerisinde vardı sanırsam Evet. sorunun. Bunu da gerçekten yani şey var adı nedir? Denklik almayla alakalı burada kurumlar var ama Türkiye'de bulunduğunuz zaman o denkliği alma şeyiniz zor olur diye düşünüyorum ben. Çünkü burada bazı verilerin online'da oluyor. Online girmeniz vesaire gerekiyor. Denklik alındığı zaman en azından şeyi görürsün, önünüzü görürsün yani. Benim diplomam Hollanda'da şuna tekabül ediyor diye şey yapabilirsiniz. Bu benim üniversite diplomalarıyla alakalı söylüyorum. Eğer bu arkadaşımız henüz daha üniversite bitirmemiş ise. Hocam yok. Yani lise bitirdik. Tıp okuyan ekipteneyim. Evet. He, tamam abi. Bir de Peki aile zaten domine birleşimi. ediyor şimdi grubu. Buyurun. Buyurun. Hocam bir de aile birleşimi de onaylandı. Mesela Haziran'da görüşme var. O Evet. yüzden yazdım. Hani He. Temmuz ortası gibi ya da Temmuz başı gibi geldiğimizi düşünebilirsek. Anladım. Şimdi hemen size sorayım o zaman interaktif olsun. Seçmeyi düşündüğünüz bölüm o IT bölümüyle alakalı mı? Aynen. İngilizce seviyeniz nasıl? Hocam yani B1'e yakındır ama IELTS'te 6,5 falan şu durumda alamam ya da 7. Hmm. Yani o zaman benim acizane tavsiyem sizin en azından bölümünüz belli. Dille alakalı da hangi dil üzerinden eğitim yapmayı düşündüğünüzü de biliyorsunuz iyice. Hollandaca gene yan bir şey olarak süreç olarak takip edersiniz ama İngilizceye bir sene, yarım sene iyi bir ağırlık verip iyi bir seviyeye getirip ondan sonra girmenizi tavsiye ederim. Yani durum şu o zaman, Eylül'e kadar IELTS verdim yoksa bir sonraki Eylül mü? Evet. Hemen şeye bir bakayım. Şu siteden birlikte bakabiliriz. Çünkü bazı bölümler Şubat ayında da alıyorlar öğrencileri. Onu tekrar edelim. Computer Science değil mi sizin bak şey yaptığınız istediğiniz? Evet hocam. Mesela Master, çoğu Master bunun tabii. Bizim Bachelor'a ihtiyacımız var. Numerous Fixes. Full Tides, Bachelor, Shot. Mesela buna bakalım. November. Student, Cosmo Bright. Data. September, Open November. September gösteriyor abi maalesef. Yani September'da Start Uplining, Start Momenti. Açalım bir daha. Sadece September gösteriyor. 1 Mayıs'tan önce de başvuru yapmak gerekiyor. Hocam Ama peki ön kabul vesaire nasıl olur? Gene bir şey değişmeyecek sonuçta değil mi? Başlayamayacağım. evet. O ön kaydı çok şey yapmazlar. Ön kaydın sebep şeyi referans olduğu şey Eylül ayında başlama amaçlı. Ama onu kaçırdığınız zaman o referans bir sonraki seneye kalır. Peki hocam, teşekkürler. Rica ederim. Allah kolaylıklar versin. Diğer bir soruya geçeyim abi. Medya ve iletişim, medya ve kültür bölümleri hakkında bilginiz var mı? Türkiye'de tam olarak karşılığı olmadığı için nasıl bir bölüm bilmiyorum. Avantajı, dezavantajı veya iş bulma olanağı nasıl olur? Hemen bakıyoruz. Bu soruyu soran arkadaşımız acaba şey mi? Medya background olan bir arkadaş mı? Ya da ilgisi olan bir arkadaş mı? Merak Ses ettim. açıp sorabilir Esma arkadaşım. Çünkü farklı görüyorsunuz ekranda. Medya deyince medya dizayn var, teknolojisi var, kültür var. Medya ve kültür diye mi az önce Evet, bahsettiniz? buyurun abla. Dinliyorum. Hocam sadece bölüm araştırırken karşılaştığım için soruyorum. He. Biraz daha sosyal konulara baktığımda bu bölüm çıktı karşıma. Anladım. Türkiye'de eşit ağırlık öğrencisiydim. Burada biraz daha sosyal bölüm olarak bunları gördüm. Tamam. Media and information. Ona bakalım beraber. Oraya girdiğimiz zaman bakın neler var.
Communication, Communication var. Medya informatiği üniversite bachelor seviyesinde var. Hemen bir girelim. Bölümün içeriğini birlikte şey yapmış oluruz. Arkadaşlara da belki ilham olur. İngilizce zaten okuyabilirsiniz. Protection, Dispersion, Disinformation. Analyze specific new media, including social media platforms. Daha çok analiz şeyle journalism media. Burada şey de var yani jurnalistik de var. Baktığım zaman yani sosyal medya analizi var, analiziliği. Onlar içeriyor. Ama bu tabii şeyin üniversite seviyesindeki, o akademik seviyedeki bölümü. Onun HBO uzmanlık seviyesindeki uygulama değil. Bölümü var mı bakalım hemen. Creative Business geçiyor mesela. Creative Business bir de şey var. Form Hiving. Creative Business'e girelim. Oraya baktığınız zaman bu da İngilizce bir eğitim. HBO seviyesinde. Creative Concept on Film, Productive Technique of Management, Marketing, Entertainment Production. Burada da şeyler var. Daha çok entertainment diyeyim herhalde bilirsiniz. Entertainment. Marketing yani bir pazarlama, ürün oluşturma, konsept farklı medya ve entertainment konseptin onları oluşturmayla alakalı bir şey. Birazcık daha hani o yaratıcılık deniyor ya, o yönünüzün kuvvetli olup ürünler geliştirme, bir pazara sunulacak şeyin daha alımlı bir hale gelmesini sağlamak için medyanın buradaki manası creative business'in şeyi o içerdiği. Ama son olarak da şu medyaya bakalım, ondan sonra form keyfine bakalım. Form keyfin şu. Burası da daha çok building the kunst. Yani görsel sanatlar şekline giriyor bu. Interactive media design. Burada tabii çok geniş. Mobilya, tekstil, moda, fotoğrafçılık şeyinden şey yapabiliyorsunuz yani. O dallar da bunun altına giriyor. Medya biraz burada şey diye geçer. Container terim diye geçiyor. Çoğu şeyin altına sıkıştırılabileceği bir terim olduğu için çok şey var. Yani sosyal şey düşündüğümüz zaman medya informatiği dedik ama medya dediğimiz zaman medya kültür de var. Onu şey yaptığınız zaman abi bu şeyi tavsiye ederim. Bu siteye girip Türkçe'ye çevirip veya İngilizce'ye bakabilirsiniz. Okey. Diğer soruya geçeyim mi abi? Olur mesela. Böyle. Hocam çocuk gelişimi, sosyal hizmetler ve diyetisyenlik bölümü mezun arkadaşların burada işe başlama süreci nasıl olur? Okey. Çocuk geliştirme, yetiştirme dediniz, sosyal hizmetler ve diyetlik dediniz değil mi? Evet. Bu üç bölümle alakalı, yani bölümler bittiyse her halükarda bir dil süreci. Dil sürecini bitirdikten sonra, tabi bu esnada aynı zamanda da olabilir, bir denklik. Sosyal hizmetler, şöyle bir şey, ben kendim sosyal hizmetler, social work diye geçiyor burada, onun mezunuyum. Bitirmiş olduğum şeylerden. Yani oradan sonra diliniz şeyse, biraz da giriş genç haliniz, fıtratınız varsa bir yerde iş bulacağınız var. Ama bunu farklı bir yönde değerlendirenler de oluyor. Çünkü diploma olduğu için elde, diplomayla bir nevi bir iş yeri, bir kurum açma imkanınız olabiliyor. O kurumu da burada yetişmiş, diyelim hemşireler olabilir. Onlara diyorsunuz, gelin ben sizi işveren olacağım. O zaman bir sağlık şeyi açabiliyorsunuz. Bir sağlık kurumu açabiliyorsunuz. Hani şey değil, bir sağlık tedavi şekli değil de bakımla alakalı bir şey açabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda çocuk yetiştirmeyle de alakalı. Yani geçerli, onun için de geçerli. Altyapınızı, diplomanızı bir nevi şey olarak kullanıyorsunuz. Bir şirket açmak için. Girişimciyseniz. Böyle aynı şeyi yapmış olan bir arkadaşım var benim. Şu an Hollanda'da yani gerçekten sağlam bir şekilde 5-6 tane şeyi var, kurumu var. Bir yaşlı bakım evi olarak şey yapıyor. Evleri var. Ev derken böyle huzur evi şeklinde şeyi var kendisinin. O da düşünülebilir yani. Girişimcilik şeyine de bakmak lazım diplomanızla.
Çocuk bakım dedik, çocuk yetiştirme dedik, sosyal hizmetler dedik. Diyetisyenlik. Diyetisyenlikle alakalı, diyetisyenlikle alakalı. Diyetisyenlikle alakalı belki o zor şeylerden bir tanesi şu an bilimlerden iş imkanı bulabilmek için. Diyetisyen olabilirsiniz ama genellikle belediye çerçeveli kurumlarda çalışma imkanı oluyor onların. Veyahut da spor ve sağlıkla alakalı şirketler, kurumlar. Orada belki bir çalışma şeyiniz olabilir ama orada gerçekten dille alakalı iyi bir altyapının yapılması lazım. Hani olmaz demiyorum. Belki az önceki bahsettiğim şey sosyal hizmetler ve çocuk yetişkinlikle alakalı olan şey sizin için de geçerli. Çünkü diyetik nihayetinde bir tavsiye şeyiniz oluyor, makamı ihraz ediyorsunuz. O yüzden o şekilde bakmanızı tavsiye ederim. Okay. Diğer bir soruya geçelim abi. Hocam bir HAFO öğrencisi Duo'dan para alabilir mi? HAFO öğrencisi. Evet. HAFO öğrencisi Duo'dan para diğerleri gibi az önceki bahsettiğimiz şekilde alamaz. Ne şekilde alabilir? 18 yaşının üzerindeki tüm gençlerin diyeyim artık vatandaşların burada bir okula da gidiyor ise Tuhumut.com'un diye cüzi bir meblağ. Çok fazla bir şey değil. 100 küsür euroluk bir aylık hakkı oluyor. HAFO'dan öyle şey imkanı yok yani alma imkanı, burs alma imkanı. Bir OFEY, o yol masrafları, toplu taşıma masrafları alma hakkı da yok. HAFO'ya gidenler. Okay. Ne demiş? Lise ve lise diploması ve transkriptimize Flemenkçe'ye çevirmeli miyiz? Evet. Evet, istiyorlar diye biliyorum. Transkripti ve diplomayı her halükarda denklik esnasında istediklerini biliyorum. Çevirmenizde fayda var. Evet, üniversite için istemiyorlar ama lise için olabilir. Öyle mi? Evet, diplomayı istiyorlarsa. Diplomayı mı istiyorlarsa? Diploma sadece? Hangi ya Türkçe'de oluyor, o şekilde alınabiliyor. Öyle mi? Türkçe'de olabiliyor mu? Kabul ediyorlar. Evet, kabul ediyorlar. Çok iyi, çok iyi. Ona haberim yok. Çok güzel. Evet. Hocam 21 yaş ve üzerinde olmak HBO'ya ya başvurmak için dezavantaj oluşturur mu? Bilakis kolaylaştırır. Hollanda'da şöyle bir sistem var, bir uygulama. Oluyor. Öğrenciler 17-18 yaşına geliyorlar ama diplomasını alamıyor. Veyahut da kulvar değiştirdiği için bir türlü ya HAFO'yu alamıyor, MBA'yı bitiremiyor. Diploma alamadığı için de HBO'ya başlama hakkı olmuyor. O zaman devlet şöyle bir imkan sunuyor. 21 ve yaş ve üzeri olan vatandaşlara sınava tabi tutarak başvuracağı bölümle alakalı, diyelim ekonomiyle alakalı bir bölümse ekonomi, matematik, tarih, belki İngilizce gibi derslerden o seviyeyi tutturacak şekilde bir sınav yapmalarını istiyorlar. Ülkesel çapta oluyor bu da. Onu yapınca eğer alırsa o HBO bölümüne başlamak oluyor. Bilakis evet. Yani dezavantaj değil, avantaj. Evet. Abi sanat ile ilgili hangi bölümler var? Hollandaca ya da İngilizce hangi dillerde eğitim var? Sanat ile. O zaman hemen giriyorum. Bakın bu siteyi iyi ki açmışız. Kunst diye açınca çok bölüm var. Hollanda malum arkadaşlar sanatla yani cıvıl cıvıl sanatın hür düşüncenin artık nasıl şey yaparsınız bilmiyorum. Kol gezdiği, coştuğu bir ülke. Sanat deyince her şey duruyor burada. İnsanlar gerçekten ilgi de veriyorlar. Para da veriyorlar sanata. Onunla alakalı bölümleri görüyorsunuz şu an arkadaşlar. Sanat Kunst diye geçiyor burada. Veyahut da Art diye de yazsak. Farklı şeyler çıkıyor. Artificial falan da. Ama daha çok Bildende Kunst mesela. Autonom Bildende Kunst. Görsel sanatlar var. Dans var. Müzik alanında şeyler var. Hızlı geçiyorum. Bildende Kunst demek güzel sanatlar diye geçiyor galiba bu. Creative Business az önceki baktığımız. Bu medya design da şeye giriyor, art'a giriyor, kunst'e giriyor. Böyle bölümler var. Gerçekten geniş bir yelpaze. Şey yapmanızı arzu ederim. Bir bu siteye girip şöyle hızlıca geçerseniz dili de şey yapıp uyarlayıp farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz alternatifler. Evet hocam. Evet. Buradaki sorular genel olarak bitti. Bir tane soru var, ona cevap verin. Kusura bakmayın, programı geç katıldım. Hukuk öğrenimiyle alakalı bilgi verildi mi? Evet, verildi.
Bunu ben kaydediyorum yayına. İnşallah kısa zamanda İPM sitesine eklerim. Oradan dinlemiş olursunuz. Doktora ya da yüksek lisansın yaş sınırı var mı? Bunlar bahsettiğiniz eğitim kredi bursu kavramına giriyor mu? Çok kısa bir şey belki söyleyebilirim sana. Doktora dediniz değil mi hocam? Doktora ve yüksek lisans için yaş sınırı var mı? Bunlar yok. Bahsettiğiniz eğitim kredi bursu kavramına giriyor mu? Onlar kredi alabiliyor mu? Ondan girmiyor diye biliyorum ve yaş sınırı yok diye biliyorum. Benim bildiğim Malik abi, doktora yüksek lisans için yaşam boyu kredi diye bir kredi var DUO'nun. 33 yaş üstü olan bir kredi. Oraya bakarsanız o kredilerin bazılarını alabiliyorsunuz. Tabii belediyenizde onay vermek kaydıyla bir de orası var. Çünkü çoğumuz sosyalde olduğumuz için sormamız gereken bir şeyler oluyor tekrar. Abi ben burada bırakabiliriz. Belki Aşır abiden gelen önemli sorular varsa Aşır abi atmış da size. Eğer orada cevap vermemiz gereken soru varsa yani yazmadığımız. Şu an ekranda zaten. Evet. Furkan Bey'den bayağı bir şey vardı, soru vardı. Lise, Fen Lisesi ile alakalı az önce bahsettiğimiz şeyler. Üniversite şartlı kabul alabiliyor muyuz? Mesela benim İngilizce seviyem düşük. Nasıl bir yol izlemeliyim? Yıl kabını minimalize etmek için. Yani şartlı kabul genellikle olmuyor. Çünkü deadline'ları burada gerçekten sıkıdır. Deadline'ı yaparsanız size de hak verirler. Onu yaptınız, yapamadınız. Girme şeyiniz bir sonraki seneye kalır. O şekilde söyleyeyim bu soruya cevap olarak. Dördüncü soru, üniversite öğrenciler için burs, yol, masrafı vesaire yapmadık. Arz ettim. Beş, girişimcilik anlamında mesela kuluçka merkezleri veya destekler ne durumda, araştırabileceğimiz internet sitesi var mı? Girişimcilik anlamında mesela kuluçka merkezleri veya destekler. Yani kuluçka merkezleri benim açıkçası hiç şey yapmadığım bir bölüm. Abi bununla alakalı çok var. Yani mülteciliğe yönelik, iş bulmaya yönelik. Girişimcilikle alakalı. Evet, girişimcilikle alakalı. Sizin iş fikrinizi dinleyip mentorluk hizmeti veren de var. Maddi destekleyen de ben var. Ben şu an size isterseniz bir telefon numarası dahi verebilirim. İyi olur abi. Bizim arkadaşlardan girişimcilik düşüncesi olan arkadaşlara koçluk yapan ve gerçekten destek veren bir arkadaşımız. Hemen çete söylüyor musun? Çete mi yazıyorsun? Çete de yazabilirim. Çete yazarsanız abi bu konuyu düşünen arkadaşlar iletişim kurabilirler. Gör. Abi abstract yaparak diye not düşelim sonra. Tabii hemen yazıyorum. Köksal Görbey. Numarası 80. Abi soru sorabilir miyiz abi? Buyurun. Buyurun. Psikoloji okumak isteyen bir kızımız var. Bununla alakalı bilgi verebilir misiniz? Evet abi. Nasıl alım yapıyorlar? Abi psikoloji de az önce bahsetmiştim. Şey yapayım. Üniversite seviyesinde mi, HBO seviyesinde mi? İki tane psikoloji şeyi var. Burada seviyesi var. Psikoloji HBO. Lise mezunu kızımız. Lise mezunu değil mi? Düz lise mi abi? Düz lise evet. O zaman abi HBO seviyesine bakmak lazım. HBO seviyesinde az önce gördünüz. Orada sadece Tuhpastı Psikoloji diye şu geçiyor. Tuhpastı Psikoloji. Bu bölüm var. Buna bakalım. Deventer'de. Tabii Hollanda mesafeleri çok büyütmemek lazım gözde. İngilizce ve Hollanda eğitim veren bir bölüm. O yüzden Hollanda'da olduğu için Hollandacasının altyapısının iyi olması lazım. Lise mezunu ise başvuru yapabilir. Başvuru yapınca da İngilizce seviyesi de güzel ise belki oranın bir giriş sınavını yapması gerekir. 1 Mayıs'tan önce ben tavsiye ederim. Çünkü burası şey değil. Numerus fixus dediğimiz o kura ile girilen bir bölüm değil. Çocuğunuz burada mı ve kaç senedir burada? Aile birleşimiyle gelecek inşallah. Gelecek. He. Yani şöyle o zaman inşallah belki bu seneyi önümüzdeki seneyi diyeyim. Dile ağırlık, dile yatırım senesi olarak düşünün. Bir sonraki seneye de Mayıs ayından önce bu bölüme başvurma planın olsa bence... Başvuru yeterli şu an diyorsunuz öyle mi? Yani şu an başvurmaya da gerek yok bir sonraki sene için. 1 Mayıs, bir sonraki senenin 1 Mayıs'ını yani 2022 1 Mayıs'tan önce yaparsanız en azından bir sonraki eğitim sezonuna girmek için şey olur, imkanı olur.
Hollandaca'da mı var yoksa sadece İngilizce mi bu bölümde? Bu bölümde hem İngilizce hem Hollandaca diyor. Genellikle bu Tuchfaslı psikoloji dediğimiz HBO'daki psikoloji bölümleri genellikle şey oluyor, Hollandaca oluyor. Sadece İngilizce olan burası var. Bakın ben İngilizce seçtiğim için mi? Seçmemiş olduğum halde. Diyorum. HBO Bachelor. O da Deventer'de var. Eğer bunu çıkarttığım zaman artar. Psikoloji mesela Amsterdam Üniversitesi'nde de var ama numerus fixus diye görüyorsunuz ekranda. Bu kura demek. Kura okay. olduğu için 15 Ocak'tan önce başvurunun yapılması gerekir. Yani önümüzdeki sezonla alakalı ama çocuğunuz düz lise mezun ise benim tavsiyem diğer şeye baksın. Tuchfaslı psikolojiye. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet. Başka sorularımız kaldı mı? Moderatörümüzü kaybettik. Sorusu olan arkadaşlar abi, varsa... Abi buradayım. Sorry, sesi açmayı unutmuşum. Rica ederim. Telefonda geldiysen. Hollanda'da, abi son soru. Bununla birlikte bitirebiliriz. Olur Hollanda'da işte. Türkiye'deki gibi üniversite tercihi yapmadan önce bölümleri anlatan bir tercih kılavuzu benzeri bir şey var mı? Herhalde bu site var. Bu site bence en pratik bilgi kaynağı. Onunla alakalı var yok değil ama ücrete tabi. O yüzden ben derim bunu değerlendirin. Bu yetmezse bakılır sonra. Okey. Tamamdır. Burada şey yapabiliriz. Bırakabiliriz. Çok verimli tamam. oldu. Bayağı bir soru cevaplandı. Türkiye'den de katılım olacağını beklemiyordum. Türkiye'den de arkadaşlar katıldı, sordu. Güzel oldu. Kolaylıklar versin. İnşallah en kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız. İmkanları lütfeyle Rabbim. Yüz yüze de görüşmeyi nasip eyler inşallah. İnşallah. Arkadaşlar vaktinizi buraya sarf ettiğin için bize teşekkür ederiz. İnşallah başka bir seminerde tekrar görüşürüz. Ümit abi çok çok teşekkürler. Rica ederim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler, hayırlı masalar.